Herkese merhaba. Bugün biraz egodan bahsedelim istiyorum. Ego nedir? Bizi nasıl yönetir? Hangi parçamızdır? Egomuzun ne kadar esiriyiz? Bunları konuşalım. Çocuk doğduğunda aslında egosuzdur. O tamamen bomboş bir bilinç, bomboş bir varlıktır. Onu anne ve babasının öğrettiği şeyler, etrafta gözlemlediği şeyler, daha sonra arkadaşlıkları, sosyal hayat egosunu yavaş yavaş oluşturmaya sebep olur. Ego aslında bize gerekli bir şey. Hayatta ilerleyebilmemiz için, kendimize hedefler koymamız için, o hedeflere ulaşma çabası göstermemiz için gerekli bir şey. Bu yüzden egonu öldür, egonu yok et gibi terimler yanlış aslında. 1-5-10 yıl öncesine kadar egoyu öldürmek gerektiği düşünülüyordu aydınlanabilmek için. Ama şimdi artık bunun hiç de gerekli olmadığının farkındayız. Aslında aydınlanmak için bile bize ego gerekli. Çünkü ego bir hedef koyar ve o hedefe doğru atması gereken adımları atar. Egosuz bir insan hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Yani sadece bomboş oturur. Hayat tamamen anlamsızlaşır, yapacak hiçbir şey kalmaz. Ve yaşam keyfi de kaçar. Bu yüzden ego bize lazım. Ama egomuzun farkında olmamız lazım ve onun çok fazla yönetiminde olmamamız lazım. Onu küçük bir çocuk gibi düşünün. Her zaman haklı çıkmak ister bir kere. Haklı çıkmak egonun derdidir. Bunu aklınızda tutun. Ne zaman ki içinizden biri, bir ses daha doğrusu, o kafanızdaki ses size işte ispat et sen haklısın, üste çık, bir laf daha söyle gibi şeyler söylüyorsa bunu fark edin kendinizde ve bu benim egom deyin. Haklı çıkmak isteyen egom. O egonun derdi, benim derdim değil. Haklı olsam ne olur, olmasam ne olur? Bazen çok yakın ilişkilerimizde özellikle buna çok önem vermenizi istiyorum. Dikkat edin buna. Şimdi diyelim ki çok güzel bir evliliğiniz var ya da güzel bir ilişkiniz var. Ve bu ilişkide bir tartışma yaşanıyor. Sen haklısın, ben haklıyım. Senin dediğin olacak, benim dediğim olacak gibi bir şey. Bir danışanım vardı, o geldi şimdi aklıma. Mesela onun hikayesini size örnek olarak anlatabilirim. Aşırı temizlik yapmak isteyen birisi, ev çok düzenli, tertipli olsun isteyen bir kadın ve eşine evde hiçbir zaman rahat vermiyor. Eşi işte bir gazete okuyor, oraya koyuyor diyelim. Vay bu gazete niye burada duruyor? İşte bir tamirat yapıyor, çekici şurada bırakıyor diyelim. Vay bu çekiç niye burada duruyor? Dolayısıyla eşine rahat huzur vermiyor evin içinde. Şimdi burada ne var? Aslında çok seviyor eşini. Çok güzel bir ilişkileri var. Fakat her tarafın toplu olması gerektiği içeriden ona söyleyen bu egosudur aslında. Her taraf toplu olmalı ve doğru olan budur. Benim dediğim doğru. Şimdi kafasında bu benim dediğim doğru olduğunda karşısındaki kişinin hiçbir söylediğini dinlemez, duymaz, önemsemez. Ve her zaman kendisini ispat etmeye çalışır. Evet, evimiz tertemiz olmak zorunda. Halbuki evimiz evet temiz olsun tabii yaşadığımız yerler ama o kadar da böyle işte bal dök yala bir tane bir gazete bir kalem bile bir başka yerde durmamalı. Bakın bu bir takıntı. Burada kişi ne yapmalı? Kendisinde bir yanlış olduğunu fark etmeli. Ama ego bizim gözümüzü karartır ve der ki sen haklısın. Sen haklısın. Burası senin düzenin. Burayı tertemiz yaptın. Bu kadar uğraştın bunun için. Ve şimdi de haklı olduğunu ispat et. Üste çık. Onun üstüne git. Ve sizi sinirlendirir. Öfkelenen de egodur aslında. Buna da dikkat edin. Eğer ortada öfke varsa mutlaka orada egonuza dokunan bir şey var demektir. Ego çünkü içten içe altta kalmak istemez. Biraz kompleksli egolarımız öyle söyleyeyim. Ne yapmak istiyor? Haklı çıkarak, üste çıkarak ispat etmek istiyor. Ben ondan daha iyi düşünüyorum. Benim kararlarım ondan daha doğru. Ben daha üstünüm. Hep üstün olduğunu ispat etmek istiyor. Bunu fark ettiğinizde, daha yüksek bir bilinçle düşündüğünüzde dersiniz ki ben eşimi çok seviyorum. Evliliğimden çok memnunum. Onunla beraber güzel şeyler paylaşıyorum. Güzel bir hayatımız var. Bu haklı çıkmam çok da önemli değil. O benim eşim. Bir mahkemede değiliz. Bunun ucunda bir cezalanma, bir yargılanma yok. Ben de haksız olabilirim ve haksız olduğumu kabul etmekte hiçbir mahsur yok. Bakın bu çok önemli. Bunu söylediğiniz zaman
sinirlenecek ama siz onu fark edip sakinleştirebileceksiniz. Haksız olabilirim. Ve burada nereye geliyoruz? Özür dileyebilirim. Ego özür dilemekten hiç hoşlanmaz. Ama siz özür dilemeyi alışkanlık haline getirin. Suçlu diyelim ki neden özür dileyim gibi bir şey gelecek şimdi içeriden. Bana ne benim suçum değil, hayır onun suçu, ben niye özür dileyim? Ama özür dilediğimde ben kendim için çok iyi bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Egomun farkına varıyorum. Onun yönetimine girmiyorum. Özür diliyorum. Ben buna egoyu hiçlemek derim. Orada egonuz biraz kıvranır, biraz sinirlenir, biraz rahatsız olur. Ama ağzınızdan özür dilerim çıktığında dışarıdaki enerji düzelecek bir kere. Ve siz egonuzu fark edip ona yenilmemiş olacaksınız. Güzel bir şey olacak, emin olun. Haklı çıkmak derdinin dışında bir de egonun hep en başarılı olmak gibi bir tutkusu var. Öyle söyleyeyim. En başarılı ben olacağım, en iyi ben olacağım, en güzel ben olacağım gibi şeyler. Yani sizi hiçbir zaman bu kalıpları öyle bir oluşturmuştur ki ailenizin size davranışlarından oluşmuş olan bu kalıp sen daha iyi ol demişlerdir mesela. En iyisi sen ol, en önde sen koş. İşte ne bileyim çık şiiri sen oku, başrolü sen oyna gibi şeyler. Hep böyle ben önde olmalıyım, ben en iyi olmalıyım. Burada bir hikaye geliyor aklıma. Afrika'daydı galiba çocuklara bir ödül vermek istemişler. Bilenler belki biraz yanlış anlatacağım şu anda ama aklımda kaldığı kadar. Demişler ki şu ağaca kadar koşarsanız eğer size işte 1 kilo meyve vereceğiz. Kim ilk önce koşarsa o kazanacak demişler. Yarış başladı dedikleri anda bakmışlar ki bütün çocuklar el ele tutuşuyor ve el ele hep birlikte koşuyorlar. Hatta koşamayanlara da hızlarını onlara ayak uydurarak ve hep birlikte varmışlar ağaca, hep birlikte almışlar meyveyi. Çok şaşırmış tabii yarışmayı yapanlar. Çünkü batıdan gelen, bize gelen düşünce her zaman diğerlerini geç, sen tek başına önüne git, tek başına kazan, tek başına lider ol. Halbuki oradaki çocuklar cevap olarak biz hepimiz kazandık ve şimdi bu bir sepet meyveyi hepimiz birlikte yiyeceğiz, bunu birlikte paylaşacağız demişler. Bakın ne kadar güzel bir düşünce. Aslında bütün insanlığın gelmesi gereken yer burası. Biz birlikte biriz. Ben hep bunu söylerim. Ama biz egolarımızın esiri oldukça bu birlikte biriz düşüncesine bir türlü gelemiyoruz. Hep ben önde olacağım, ben kazanacağım, benim yaptığım daha iyi olacak, ben daha başarılı olacağım. Ve sonuçta ne oluyor? Egolarımız bizi mutsuz ediyor. Daha başarılı olamadığımızda, en öne biz geçemediğimizde, geride kaldığımızda, yarışları kazanamadığımızda, o iş yerlerinde müdürler, genel müdürler olamadığımızda. Halbuki şimdi ne öğretiliyor? Mesela ekip çalışmasının ne kadar önemli olduğu öğretiliyor iş yerlerinde. Tabii ki çok önemli. Hep birlikte yapılan bir iş. Bizim Anadolu'da da vardır imece usulü. Kadınlar hep beraber toplarlar. İşte domatesleri, salçaları beraber yaparlar. Kimin evinde ne yapılacaksa oraya diğerleri de gelir. Ve böylece ne olur? İş daha çabucak biter. El ele vermek, birlikte olmak ve ben senden daha çok yaptım ya da benimki senden daha güzel oldu düşüncesi değil, birlikte yaptık. Burada ego yok. Bakın ne kadar güzel. Ego olmadığında işin içine sevgi giriyor, birlik giriyor. Ve karşıdakiyle iletişimimizin de daha iyi olması giriyor. Şimdi bir olay yaşadığımda egom direkt bir tepki verir. Bu bilinçsizce bir tepkidir. Yani içeriden kendiliğinden olduğu gibi gelir olay ve direkt tepki çıkar içinizden. Sizin egonuzun farkında olmak ve bunu yavaş yavaş eğitebilmek diyeceğim, törpüleyebilmek için egonuzu bu olayla tepki arasına bilincinizin girebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla diyelim ki birisi girdi kapıdan ve bağıra bağıra üstünüze gelmeye başladı. Size hakaretler ediyor. Ne yaparsınız? Direkt kalkar ayağa, siz de o kişiye hakaret etmeye başlarsınız, değil mi? Tepki budur. İçten gelen tepki budur. Şimdi olay geliyor ve benden tepki geliyor. Ne yapmalıyım? Biraz durmak için kendime izin vermem lazım. Olay geliyor. Bir olay geliyor ve ben buna daha bilinçli bakıyorum ve nefes alıyorum. Ve tepkimi o sırada kontrol ediyorum. İçime döndüğümde içimden ne geldiğini çok iyi bir şekilde gözlemleyebilirim. Şu an
Özlem, kalkıp bağırmak istiyorsun ama bunu yapmayabilirsin. Tam orada bir seçim yapabilirsiniz. Daha bilinçli bir seçim. Ben bu tepkiyi vermek zorunda değilim. Tepkiyi vermeyi seçebilirim ya da seçmeyebilirim. Tam o ana araya girin, durun, nefes alın ve farkına varın olan şeyin. Çünkü tepkisel zihinle tepki verdiğinizde egonuza kapılmış olacaksınız ve olay çok daha büyüyecek. Oysa tepki vermediğinizde olayın gerçekte ne olduğunu anlayacaksınız. Belki de o bağırarak gelen kişi çok daha başka bir şeye sinirlenmiştir. Belki de tamamen bir yanlış anlama sonucu sizi suçlayarak geliyordur. Belki de belki de, yani bunun altında binlerce olasılık var. Ama biz o tepkiyi bunları anlamadan verdiğimiz zaman olay hep karmaşaya dönüşüyor. Ne olursa olsun bu böyle oluyor. Diyelim ki içeride bir tabak kırıldı ve ben buradan bağırıp koşarak kalktım. İşte niye dikkatsizlik yapıyorsunuz diye. Ama orada içeride çok daha başka bir şey olmuş olabilir. Bakın, sesi duyuyorum ve otomatik bir tepki veriyorum. Bu tepkiler genellikle küçükken gözlemlediğimiz, annemizden, babamızdan kopyaladığımız tepkilerimizdir. Ben gerçekte bu değilimdir. Kopyaladığımı oynarım. Ezberlediğim karakteri oynarım. Bu tepkileri yavaş yavaş farkına varıp bunlardan kurtulunca içerideki gerçek ben ortaya çıkacak. Daha yüksek bilinçli bir ben ortaya çıkacak ve daha farkındalıklı, daha güzel, daha huzurlu bir yaşam olacak, emin olun ki. Egomuzun farkına varma çalışmaları da yapalım. Bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.